Arkadaşlar merhaba, Kepçe Adam kanalıma hoş geldiniz. Ben İsmail Kahraman. Saat 7.30, işe doğru gidiyoruz. Şimdi çekiciyi alıp işe geçeceğiz. Oradan mini ekleyici ve mini ekskavatörle çalışmamız olacak. Onları çekip videoya ekleyeceğim. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Evet, oradan çektik. Çekicimize doğru gidiyoruz. Evet, çekicimizin yanına geldik. Kırıcımız, tesviye kovamız, yağ tenekemiz hepsi mevcut. Biraz içerisi dağınık arkadaşlar. Malum. Çalışma hayatı. Evet. Biraz aracımızın ısınmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra mini yükleyicimizi almaya gideceğiz. Aracımız ısındı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kısa bir yolculuğumuzun ardından makinemizin yanına geldik. Biraz sonra makineyi yükleyip çalışma yerine gideceğiz. Önlüğümüzü alalım. Makinemizi çalıştıralım. Evet, makinemizi çalıştırdık. Biraz ısınsın makinemiz. Şu an tek levye özelliğinde. Şimdi bu biraz ısınsa makinemiz 73 saat oldu. Şimdi ben çekicimizin rampalarını açacağım. Thank you.
Evet, rampaları açtım. Bakalım isterim şimdi. Şimdi tekrar ayakları toplayalım. Makineyi yükledik arkadaşlar. Tekrar yolculukla devam edelim. Evet arkadaşlar, çalışacağımız yere geldik. İstiridye görünümünde lokanta. Samsun Batı Park'ta Niyazi Kesim restoran. Diğer aracımız da burada yine. 4 tonu getirmişti o. Makinemiz çalışıyor, kırım yapıyor. Thank you.
Evet arkadaşlar, şimdi makinemizin kırım işi bitti. Daha doğrusu kırım işi bitmedi aslında, biz bitirttirdik. Normalde şu gördüğünüz alanı komple kıracaktık. Şurayı komple kıracaktık. Fakat şu gördüğünüz çatının ayaklarını betona sadece 4 tane vidayla sabitlemişler. Haliyle biz eğer bu betonu komple kırsaydık bu çatı boşa çıkacaktı. O yüzden kırım işini iptal ettik. Yani çalışırken sadece para kazanmayı değil, karşı tarafı da düşünmek lazım arkadaşlar. Biz işte bunu söylemeyip kırıma devam etseydik belki de çatı biz çalışırken yerinden oynayacaktı. Ya da biz çıktıktan sonra belki sert bir rüzgarda adamlar alta işlem yapana kadar, alta seramik yapacaklar adamlar, bunu da belirteyim. Alta işlem yapana kadar belki de bu çatı uçacaktı yani sert bir rüzgarda. Sonra çok büyük maddi zararlar oluşacaktı işi yaptıran arkadaşa. O yüzden iş yaparken sadece para kazanmayı düşünmeyelim. Karşı tarafı da düşünelim. Yani biz İşte kırdık, yaptık, çalıştık. Yani biz şurada kırım yapsaydık muhtemelen dün akşam başlamıştık buraya. Muhtemelen bir gün, tam gün çalışırdık. Çünkü beton zaten telli beton. O yüzden kolay kırılmıyor. Ama biz hani iş yapmaktan ziyade işi doğru yapmak tarafında olduğumuz için işi iptal ettik. Sadece ucu kırdık. Şimdi bir temizlik yapacağız burada, mini yükleyicimizle beraber. Ondan sonra çıkış yapacağız buradan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurayı düzelttik. İçerideki molozu da aldık. Fazla bir işimiz yoktu zaten. Şimdi 4 tonu yüklüyoruz. Burada da yükledik. Bravo.